Emlak Mimarım'dan hepinize merhaba. Ben iç mimar Berna. Türkiye turizminin başkenti Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtindeyiz bugün. Sizlere 5 yıldızlı otel konforunda butik otel hizmeti veren Kaleiçi'nin en geniş bahçesine ve tapu alanına sahip olan Puding Otel Marina'yı gezeceğiz bugün. Hazırsanız hadi gelin birlikte videoya geçelim. Otelin çevresel özellikleriyle devam ediyorum. Antalya'nın en güzel olayı zaten bu dağ ve deniz manzarasını görmektir. Burada da tam olarak bu surların, tarihi surların ardından deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Yat limanını görebiliyorsunuz. Denize girmek istediğinizde hemen yat limanından Mermerli plajına 200 metre gibi bir mesafede erişebiliyorsunuz. Kaleiçi zaten Antalya'nın tam kalbidir. Dolayısıyla erişmek istediğiniz her şeye kısa sürelerde erişebiliyorsunuz. Saat Kulesi Meydanı'na gitmek istediğinizde 200-300 metre gibi bir uzaklıktasınız. Karaoğlan Parkı'na gitmek istediğinizde ise 500-600 metre gibi bir uzaklıkta. Size biraz da otelin altyapısından bahsedeceğim. Kaleiçi normalde bir sit alanı. Dolayısıyla tarihi binalar yer alıyor. Bu tarihi binalar genellikle yığma yapıdan oluşuyor. Otelimiz de aynı şekilde taş bloklardan oluşuyor. Bu taş bloklar toplamda 75 santim kalınlığındaki taş bloklardan oluşuyor. Yani burada size ne anlatmak istiyorum? Isı yalıtımı şu şekilde oluyor. Kışları ortamın daha sıcak, yazları ise daha serin olmasına olanak sağlıyor. Restoranlarından da bahsetmem gerekirse tam kapasiteli hizmet veren mutfakları var. Özel davetlerin için oluşturulmuş odalardaysa masaların ortasında yer alan pişirme alanlarıyla bunu da sağlamışlar. Otelde yangın alarm sistemleri de mevcut. Su pompası, jeneratör, hidrofor, su arıtma gibi sistemleri zaten tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Biraz da yakın zamanda yapılan tadilatlardan bahsetmem gerekirse özellikle odalarda yatak gibi mobilyalar tamamen sıfırlanmış vaziyette. Havuz motorları, havuz seramikleri de yeniden yapılmış. Odalardaki klimalar, sauna, spa gibi alanlardaki tadilatlar da yeni ve çatı izolasyonu, mini barlar ve elektrik tesisatları da tamamen yenilenmiş durumda. Pazar payından da bahsedeceğim size biraz. Alman, İngiliz, Fransız, İskandinav ülkelerinin vatandaşlarından oluşan bir kitlesi var otelin. Yerli ve yabancı acentelerle birlikte çalışıyorlar. Booking, Hotels, Airbnb, Expedia ya da hemenkiralı.com gibi yerlerde de mevcut. Toplamda 6 bloktan oluşan otelin lobisi burası. Bir avlunun etrafında konumlandırıldığını söylemiştim. Yat limanına bakan avludaki blok tamamen taştan oluşuyor ve toplamda 11 odaya sahip. Fakat otelimiz toplamda 64 oda, 140 yatak kapasiteli. Odalarda malzeme olarak ahşap, mermer ve traverten gibi malzemeler kullanılmış. Bu otelin kale içindeki otellerden en büyük farkı spası, saunası, hamamı gibi olanaklarının da olması. Otelin tam avlusunun ortasında ortak kullanıma açık bir havuzu var, fitness salonu var. Bunun dışında biraz da restoranlardan bahsetmek istiyorum. Lobinin hemen yanında genel bir restoranımız var. Bar, havuz barı gibi kısımlarda da bolca barlarımız mevcut. Özel partileriniz için, toplanmalarınız için kullanabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz restoranları da mevcut. Resepsiyonun yer aldığı lobi alanını geçtikten sonra sizlerle birlikte spa alanına inmek istiyorum. Çünkü hemen bu sağ tarafımda bulunan merdivenlerden bir iniş mevcut. Spa alanının resepsiyonuyla birlikte başlıyoruz anlatıma. Hemen sağ tarafımda bir soyunma odası mevcut. Buranın devamında koridorun sonunda Türk hamamı, orta kısımda saunası, onun yanında duş alanı ve diğer koridorlardaysa bol bol masaj alanı mevcut. Masaj odalarının bulunduğu koridorun sonundaysa kuaför için ayrılmış ayrı bir oda mevcut. Lobi barındayız şu anda. Burada fitness alanına bakan kısma oturma grupları yerleştirilmiş ve hemen bu sol kısmındaysa bar alanımız mevcut. Genel olarak siyah tonlarının hakim olduğunu söyleyebilirim. Buranın karşısındaysa vintage corner dedikleri özel davetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz masaların ortasına yerleştirilen pişirme alanlarıyla birlikte bir kısım yaratılmış. Hadi gelin birlikte oraya bakalım. Vintage Corner olarak adlandırılan özel kısımdayız şu anda. Burada özel davetlerinizi verebilirsiniz, toplantılarınızı yapabilirsiniz. Çünkü bu kısımda kütüphane olarak değerlendirdikleri harika bir alan var. Ve masaların ortasındaysa pişirme alanları var. Dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.
Avlunun tam da ortasındayız şu anda. Avlunun tam ortasında güzel bir havuz yerleşimi yapılmış. Hemen arkamda gördüğünüz bu sağ kısımda ise havuzun barı mevcut. Havuzdan bahsetmek istiyorum. Biraz da 140 cm derinlikten oluşuyor. Havuzun kendisine ait bir şelale sistemi var ve hemen arkasında tuvalet ve duş yerleşimleri yapılmış. Havuz hakkında en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de döşemesine, seramiklerine 4 adet pencere yerleşimi yapmışlar ve burada seramiklerin rengi, suyun güzel duruşu fitness alanına da alınmış ve fitnessle çalışırken havuzdaki suyu görebildiğiniz güzel bir alan yaratılmış. Havuz kısmından sonra restoran kısmı olarak değerlendirilen güzel peyzajlı bir alana geliyoruz. Peyzaj yerleşimlerinin tam ortasına yerleştirilen sandalye ve masalarla keyifle yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir alan burası. Masa ve sandalye yerleştirilmelerinin yapıldığı avludan buradaki bitkiler eşliğinde aşağıya iniyoruz ahşap merdiveniyle birlikte. Bu kattan otelin ana restoranına geçişler mevcut. Yani bir diğer girişine de. Fakat size göstermek istediğim güzel bir detay var. Hemen bu arkamda bulunan kısımda özel davetlerinizi, özel partilerinizi yapabilirsiniz. Arkasında bulunan kısımda ateş yakabilirsiniz. Çünkü orada bir baca mevcut. Otel yönetiminin bize ilettiği bir şey de tavanındaki açılır kapanır sistemin tadilat olduğu. Buradan sonra da sizlerle birlikte bu restoran alanını da gezelim istiyorum. Otelin ana restoranındayız şu anda. Burası lobinin hemen yanında yer alıyor fakat ayrı bir girişi de mevcut. Yani dolayısıyla kale içindeki diğer insanlara da açık hizmet veren bir restoran. Döşemeleriyle, duvarlarıyla ve aydınlatmasıyla oldukça rustik bir havası var. Toplamda 20 masası var. 100 kişiye kadar ağırlayabilecek kapasitede. Mutfağı ise tam kapasitede hizmet verebilecek donanımda. Sizleri buradan sonra da mutfağı göstermek istiyorum. Otelin ana restoranının tam kapasitede hizmet veren mutfağındayız şu anda. Burası tam olarak da o lezzetli yiyeceklerin hazırlandığı yer. Aslında tarz olarak Fransız ve İtalyan mutfağına hitap eden bir restoran. Hemen burada arkamda gördüğünüz taş odun fırınında lezzetli pizzalar, pideler pişiriliyor. Hazırlanma alanları ise hemen bu sağ tarafımda görmüş olduğunuz ocak, fritöz ve etrafında yer alan tezgahlarda sağlanıyor. Tam ortada ise bir sunum alanımız mevcut. Yıkama, pişirme, bulaşıkhane gibi kısımlar bu sol tarafımda yer alıyor. Buranın tam altındaysa soğuk hava depoları ve diğer depolama alanları mevcut. Havuzun da yer aldığı avludayız şu anda. Biraz da size oda tiplerinden bahsetmek istiyorum. Standart odanın yanı sıra aile odaları, deluxe ve suite odalar var. Şimdi size balayı suite'ini göstermek istiyorum. Balayı suite'ine girdik. Şu anda bu balayı suite hakkında en sevdiğim özelliklerden bir tanesi hemen girişin karşısında bulunan merdivenle üst katta yer alan muhteşem sur ve yat limanı manzarasını görebildiğiniz balkona sahip olması. Biraz oda tipinden de bahsetmek istiyorum. Yatak başındaki aydınlatmaları tavandan sarkıtılan damla avizeleriyle birlikte yatak tipiyle birlikte oldukça modern bir tasarıma sahip. Yataktan sonra devam ediyorum. Hemen sol tarafımda güzel bir oturma alanı yaratılmış. Banyonun tam karşısında. Hadi gelin birlikte banyosuna da bakalım. Banyo zaten tamamen tadilattan geçmiş. Dolayısıyla su tesisatı ya da elektrik tesisatı hakkında bir problem yok. Zemininde seramik döşeme kullanmışlar. Duş alanını zemine sıfır şekilde çözüp orayı da farklı bir renkli seramikle tamamlamışlar. Otelimizin şampuanları, saç kremleri vesaire yer aldığı buklet kısmı hemen lavabonun yan tarafında yerleştirilmiş. Aydınlatmaları da spot aydınlatmalarla sağlanmış. Kurutma makinesi vesaire. İhtiyaç duyabileceğiniz her şey banyomuzda mevcut. Balayı Suite'in terasındayız şu anda. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi yat limanını, tarihi kale içinin surlarını görürken aynı zamanda otelin geri kalan avlu kısmını da görebilmeniz. Size bir de aile odasını tanıtmak istiyorum. Nedir bu aile odası? Tıpkı diğer standart odalar gibi döşenen fakat ekstra olarak odanın içerisinde bir adet daha odanın bulunduğu tiplerdir bunlar. Döşemeleri ve tasarımları olarak tıpkı diğer odalarda olduğu gibi burada da aynıları devam ettirilmiş. Aydınlatmalarında damla avizeler, perdelerdeki stor, kalın perdeler, yataktaki modern tasarımlar vesaire burada da devam ediyor. Hemen burada sol tarafımda gördüğünüz kısımda ekstra bir odamız mevcut. Buranın metrekaresinden biraz daha az. Arkamda gördüğünüz kısımda ise odanın banyosu var. Hadi gelin birlikte banyoya bakalım. Odamızın modern tasarımlı banyosundan da bahsetmek istiyorum size. Tıpkı diğer odalarda olduğu gibi burada da döşemelerde seramikler tercih edilmiş. Duş alanının seramikleri farklı tercih edilerek daha da bir farklı tasarım yakalanmış. Duş alanının zemine sıfır çözümlenmiş. Klozet, asma, lavabonun ise Hilton tipli bir lavabo olarak tercih edilmiş. Lavabonun etrafına ise otelde kullanabileceğiniz şampuan, saç kremi gibi ürünleri koyabileceğiniz raflar yerleştirilmiş.
bitmiş. Banyoyu da bitirdiğimize göre oteli gezmeye devam edelim. Şimdi de size otelin en güzel bloklarından birisi olan tamamen taş bloklardan oluşan bloğunu göstereceğim. Toplamda 11 odaya ev sahipliği yapıyor. Sizlere şimdi standart odayı ve balayı odasını göstereceğim. Balayı suitindeyiz şu anda. Buranın da çok güzel bir deniz manzarası olduğunu söylemek istiyorum. Balkona çıktığınız zaman direkt surları görüyorsunuz. Surların ardındaysa yat limanı mevcut. Odanın banyosu hemen karşımda yer alıyor. Biraz da odanın tipinden bahsetmek istiyorum. Hemen bu arkamda gördüğünüz taş duvar, yığma duvar. Yani dolayısıyla orijinalliğini koruyan bir duvar. Kale içine kimliğini yansıtıyor. Odanın mobilyaları ise bu otantik havanın aksine modern döşenmiş. Dilerseniz hadi gelin birlikte odanın güzel manzarasına bakalım. Balayı suitimizin eşsiz balkonuna çıkıyorum şu anda. Hemen karşımda tarihi surların ardında Akdeniz'i, onun ardındaysa dağ manzarasını görüyorum. Balay odasından çıktıktan sonra hemen yanındaki standart odayı da size göstermek istiyorum. Standart oda tiplerinden bir diğerindeyiz şu anda. Hemen girişine bir banyo konumlandırmışlar ve buradan yükseltiyle çıktığımız alandayız. Yatak alanımız var. Doğal aydınlatma yönelik konumlandırılmış. Hemen sol tarafında kale içinin tarihi dokusunu yansıtan taş duvarlarına uyum sağlayabilmek için yatak başlığında taş görünümünü tercih etmişler. Aslında bunu deriyle kaplayarak yumuşatmışlar. Biraz daha sıcak bir hava katmışlar. Zemin döşemesi ahşap. Tavan döşememiz de ahşaptan tercih edilmiş. Aydınlatmalardaysa spot aydınlatmalar, yatak başları aydınlatmalarıyla tamamlamışlar. Standart odanın banyosunu anlatacağım size şimdi. Odaya girdikten sonra giriş kapısının hemen ardında gizlenmiş bir şekilde konumlanmış aslında. Tadilatları vesaire zaten yapılmış. Seramikler vesaire hepsi yeni. Sadece duş alanının seramiklerini biraz daha farklı bir renkte ve farklı bir tarzda seçmişler. Kırmızı tonlarında bir seramik döşemişler. Klozetler, asma, lavabolar Hilton tipli, tıpkı diğer odalarda olduğu gibi. Oteli gezdiğimize göre şimdi de İDA danışmanlıktan Uğursal Uğur ile birlikteyiz. Uğursal Bey merhabalar. Merhaba. Bize biraz kendinizden ve portföylerinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben yaklaşık 35 yılı aşkın bir turizmciyim. Otelcilik, seyahat ajantalığı, tur operatörleri bölümünde yönetici bazında bulundum. Yaklaşık 19 yılı geçti. İDA danışmanlık adı altında yönetim işletme danışmanlığı, %90 oranında turizm sektörüne yönelik danışmanlık hizmetleri ve dijital medya hizmetleri veriyoruz. Bunun altında yine UU Gayrimenkul diye oluşturmuş olduğum gayrimenkul satışları ile ilgili özellikle otel satışları, otel arsası satışları, yine villa, daire, arsa ve benzeri satışların olduğu bir portföyümüz var. Bununla doğru orantılı olarak yatırımcılara diyoruz ki biz hayalinizdeki oteli satın almak ister misiniz? Hayalinizdeki arsayı almak ister misiniz? Hayalinizdeki dairede oturmak ister misiniz? Böyle bir sloganla yola çıktık. Bununla doğru orantılı olarak ilerliyoruz. Şu anda bulunduğumuz Puding Otel hakkında size sormak istediğim sorular var. Çünkü otel yatırımları ciddi bütçeler gerektiren yatırımlar. Özellikle evet. De lokasyonundan bahsedelim istiyorum. Lokasyon evet. Puding Suite Marina Otelimizde lokasyon çok büyük önem arz ediyor. Puding Suite Antalya Kaleiçi Marina bölgesine kurulmuş bir tesis. Dünyanın birçok destinasyonunda Old City diye adlandırdığımız eski şehirler oldukça müşteri potansiyeli yüksek yerlerdir. Tarihi dokuya sahiptir. Puding Suite Marina da aynı şekilde Antalya Yat Limanı Kaleiçi bölgesinde tarihi dokunun tam ortasında bulunan birçok avantajı içinde barındıran bir tesisimizdir. Nedir avantajlar? Birincisi Kaleiçi bölgesinde Mermerli plajı, yine tarihi olan Mermerli plajına 20-25 adımlık mesafede olan, kale içinde en çok deniz gören oda kapasitesine sahip. Bu arada tesisimiz 64 odalı, 140 yataklı ve 7 tapunun birleşmesiyle doğru orantılı 2115 metrekare tapu da en yüksek tapu metrekaresine sahip bir tesisimizdir. Yat limanına yine Mermerli plajından bir 50 adım daha yürüdüğünüzde çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir bölgededir. Antalya Yat Limanı da kendi bünyesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu tesisin sahibi olacak kişinin bir yatı varsa alıp 100 metre yürüdükten sonra yatını istediği yere gidip gelebilir. Bu şekilde lokasyonu oldukça önemli bir bölgede. Dediğim gibi tarihi, aynı zamanda Anıtlar Genel Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden, Turizm Bakanlığı'ndan tüm renovasyon, restorasyon izinleri alınmış. Yapılan renovasyonlar tamamıyla tarihi dokuya özgü yapılmış. Odalarında modern mimarinin de bulunduğu, tarihi mimarinin de bulunduğu, karışık düzende suite odaları, dubleks odaları, standart odalarıyla hizmet veren bir tesisimizdir. Oldukça kimliği olan bir otel aslında. Doğru. Yani peki yeni yatırımcıyı
ne kadar tadilat bekliyor? Yeni yatırımcıya aslında bakarsanız zorunlu bir tadilat beklemiyor. Tesisimiz olduğu gibi anahtar teslim. Bugün alıp yarın işletmeye anında devam edilebilecek kapasitede. Şu anda da 12 ay açık, çok ender olan tesislerimizden birisi. Ancak her mal sahibinin, her yatırımcının yeni bir mal aldığında kendi zevkine binaen yapmak istediği değişiklikler olabilir. Buna hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu ancak zevke binaen olabilir ama zorunlu, mecburiyeti olan bir altyapısında, üst yapısında herhangi bir yerinde sorunu olan bir tesisimiz değildir. Biraz da müşteri kitlesinden bahsetmek istiyorum. Tabii. Oluşmuş, kemikleşmiş bir kitlesi olduğunu da gözlemledim. Doğru. Tesisimiz aslında 30 yılın üstünde, 1990 yılından beri işletmeye açık. Zamanında Marina Suite olarak açılmış. Belirli, tabii o zamanlar az oda kapasitesi ve az konakla açılmış ama sonradan yan konak, karşı konak eklenerek gidilmiş. Oda kapasitesi artırılmış bir tesistir. Dolayısıyla çok uzun yıllardır hizmet verdiği ve müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğu için Avrupa Birleşik Devletler Topluluğu BDT ülkeleri iç pazarda oldukça kemikleşmiş bir müşterisi vardır. Özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları bu tesiste 50-55 yaş ve üzeri huzuru bulmak isteyen, sessizliği bulmak isteyen müşteriler tarafından çok tercih edilmektedir. Son 10 yıl içerisinde trend olmuş olan online satış sistemleri üzerinden direkt online alışlarda bulunan sitelerdeki müşteri memnuniyet oranları da o kadar yüksek vaziyette ki dolayısıyla hem eski müşterisini hem de potansiyel yeni müşterisini müşteri memnuniyetleri yorumlarıyla doğru orantılı son derece avantajlı bir tesisimiz. Peki en yoğun olduğu dönemdeki cirosundan da bahsedersek? Aslında tesisimizin veya diğer tesislerde de olduğu gibi cirolarından bahsetmek çok doğru bir şey değil. Bir atasözü vardır. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Bununla doğru orantılı olarak baktığımızda yeni mal sahibinin kendi işletme gider kabiliyeti ve gelir kabiliyetiyle doğru orantılı olarak değişkenlik gösterebilir. Tesiste standartta bir şeyler mi yapılacak yoksa çok üstüye bir şeyler mi yapılacak? Bununla doğru orantılı olarak değişkenlikler gösterebilir. Söyleyebileceğim şu, tesisin 12 ay açık olduğu dönemlerde en yüksek sezonu ilkbahar, sonbahar gibi değerlendirirsek, yazın da tabii ki Temmuz Ağustos'ta da çok yüksek ama belirli bir şekilde kaliteli müşterinin geldiği dönemlerde bu tesisimizin gerek kendi içinde gerekse dışarıdaki çevredeki tesislerden özellikle restoran, bar ve wellness spa bölümüne son derece ilgi yoğunluğu var. Bununla doğru orantılı olarak tesisin toplam cirosunun ortalama %35 civarının ekstralardan, konaklama giderleri dışında ekstralardan oluştuğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tesisimizin en büyük avantajı ciro bazında rekabet ortamında bu kadar odanın bir araya toplandığı, wellness spasının bu kadar büyük olduğu, Mermerli plajına bu kadar yakın olan, oda deniz gören oda sayısı olarak ve oda tipi çeşitliliği olarak bu kadar fazla oda tipi çeşitliliğinin olduğu tesis sayısı yok denecek gibi bir durumda. Dolayısıyla rekabet ortamında farkındalıkları çok ön planda olan bir tesis. Bize verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim Ursal Bey. Ben teşekkür ederim. Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde surların hemen önüne konumlanan Puding Oteli gezdik bugün sizinle birlikte. Siz de bu otelin yeni sahibi olmak istiyorsanız videonun altındaki açıklamalar kısmından bize ulaşıp otelin yeni sahibi olmak için teklif verebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu tarz portföylere daha rahat erişebilmek için Double Eye TV kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki portföylerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.